Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Avusturya Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Salon içindeki tüm kardeşlerim kadar bu salona sığmayan, dışarıda kalan ya da bugün buraya gelemeyen Avusturya'daki tüm kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. Avusturya dışından Avrupa'nın farklı ülkelerinden, kentlerinden gelen kardeşlerimi de yürekten selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'ne, yani ÜETT'ye bu güzel buluşmayı tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. Avusturya makamlarına, Sayın Başbakan ve kabinesine misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. En başta bir kez de Viyana'da üzerimdeki emaneti sahiplerine teslim etmek istiyorum. Kardeşlerim, aziz milletimizin selamlarını sizlere getirdim. ...77 milyon... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının selamlarını sizlere getirdim. Anadolu'nun yaylalarından, Bozok Yaylası'ndan, Ankara'dan, Çarşamba Ovası'ndan, Sivas'tan, Türkiye'nin her yerinden sizlere selamlar getirdim. Değerli kardeşlerim, siz bugün buraya farklı bir heyecanı hakim kıldınız. Ve bugün Avusturya iş göçünün 50. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 50 yıl önce sizler, anne babalarınız, dedeleriniz köylerini, evlerini, yakınlarını, yurtlarını terk ederek buralara geldiler, buralara geldiniz. Sabrettiniz. 50 yıl boyunca zorluklara tahammül ettiniz. Yılmadan, yıkılmadan, vazgeçmeden 50 yıl boyunca ter döktünüz. Emek sarf ettiniz. Şunu burada bir kez daha en kalbi duygularımla ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, hasretiniz yüreğimizde hep kor ateş oldu. Gözümüz, kulağımız, aklımız her zaman gurbette oldu. Siz iyi olduğunuzda bizler iyi olduk. Siz hüzünlendiğinizde bizler hüzünlendik. Ama millet olarak sizlerle her zaman gururlandık. ...77 milyon... sizlerle her zaman iftihar ettik. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim helal rızık peşinde gurbette verdiğiniz mücadelede her zaman yar ve yardımcınız olsun. Allah kardeşliğimizi, uhuvvetimizi,
muhabbetimizi daim eylesin, her zaman muhafaza eylesin. Kardeşlerim, burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bizler Kanuni Sultan Süleyman'ın torunlarıyız. Bizler 4. Mehmet gibi, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gibi kahramanların mirasçılarıyız. Biz bugün Viyana'ya gönüller kazanmak için geldik. Bizden hiç kimsenin korkmasına, çekinmesine, tedirgin olmasına gerek yok. Biz Avusturya'da, Almanya'da, Avrupa'nın diğer tüm ülkelerinde emeğiyle, tecrübesiyle, en önemlisi de barış ve dostluk mesajlarıyla var olan bir milletiz. Şuradan, Viyana'nın ortasından geçen Tuna Nehri tarih boyunca İstanbul'a akmıştır. Bugün de aynı şekilde İstanbul'a, İstanbul Boğazı'na akıyor. Bizler aynı nehrin, Tuna Nehri'nin etrafında büyümüş dost milletleriz, dost ülkeleriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının Avusturya'ya, Viyana'ya gelip buradaki vatandaşlarıyla kucaklaşmasından, hasret gidermesinden, muhabbet etmesinden kimse farklı manalar çıkarmasın. Bundan yaklaşık bir ay önce 24 Mayıs'ta Almanya'nın Köln şehrine gittik. Köln Arena'da on binlerce vatandaşımızla, kardeşimizle hasret giderdik. Aylar öncesinden çok çirkin bir kampanya başlattılar. Kardeşlerim, şunu unutmayın. Kim olursanız olun, kim olursak olalım, sevenlerimiz olduğu kadar sevmeyenlerimiz de olacaktır. Yani herkesin bizi sevme mecburiyeti yoktur. Herkesin bize saygı duyma mecburiyeti de yoktur. Ama biz icraatlarımızla en güzel cevabı vermek zorundayız. Alman medyası üzerinden son derece çirkin, münasebetsiz, üstelik de ırkçı, ayrımcı manşetlerle mesajlar verdiler. Peki ne oldu? 24 Mayıs'ta gittik. Salon toplantımızı büyük bir coşkuyla yaptık. Biz ülkemize döndük. Oradaki vatandaşlarımız da evlerine döndüler. En küçük bir gerginlik olmadı. En küçük bir itişme, kakışma olmadı. Anadolu, Trakya insanına yakışan biçimde vakarla, sağduyuyla Almanya'daki gurbetçilerimiz başbakanlarını bağırlarına bastılar, muhabbetle kucakladılar. Olay bu. İşte bugün Viyana'da da bunu yapıyoruz. Cumartesi günü inşallah yine UET'nin tertibiyle Fransa'nın Lyon kentinde de bunu yapacağız. Bizim hiçbir ülkenin iç politikasında gözümüz yok. Hiçbir ülkenin
iç siyasetine müdahil olmayız. Bizim tek meselemiz var. O da sizlersiniz. Kardeşlerim, sizlerin hakkını savunmak için, sizlerin sorunlarını çözmek için ne gerekiyorsa onu yaptık, onu yapıyoruz, onu yapacağız. Avrupa'da yükselen ırkçılığa karşı, İslamofobiye karşı sizleri savunmak, sizlerin hakkını gözetmek bizim en tabii vazifemizdir. Kardeşlerim, hem sizlerin, hem Avusturya makamlarının, hem de Avrupa'daki tüm ülkelerin şuraya özellikle dikkatlerini çekiyorum. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Türkiye, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir değişim yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Türkiye kronik sorunlarını tek tek çözerek 21. yüzyılı şekillendirecek bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Türkiye ekonomisi tüm zincirleri kırarak, tüm prangalardan kurtularak en zor zamanlarda, kriz dönemlerinde İlk çeyrekte %4,3 oranında büyüme kaydederek 2023 hedeflerine ilerliyor. Kardeşlerim, bakınız, yola çıktık. Kasım 2002. Kasım'ın 2002'de yola çıktığımızda biliyorsunuz Türkiye'nin dış borcunun milli gelire oranı %73'tü. Şimdi Türkiye'nin dış borcunun milli gelire oranı %36'ya düşmüştür. Kardeşlerim, devletin borçlanma faizi göreve geldiğimizde çok enteresandır, %63'tür. Ama şimdi devletin borçlanma faizi hamdolsun tek haneli rakamlara düştü. Nereden nereye? Kardeşlerim, göreve geldiğimizde Türkiye'nin İhracatı 36 milyar dolardı. Ama şimdi Türkiye'nin ihracatı, son durumu söylüyorum, 156 milyar dolara ulaştı. Göreve geldik. Enflasyon %30'du. Ama şimdi enflasyon tek haneli rakama düştü. Bütün bunlar Türkiye'nin ekonomide nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bakınız, çok ilginç bir şey. Şu anda Türkiye artık yardım alan
değil, yardım eden bir ülke. Yani 45 milyon dolar yardım ediyordu bizden önce, onunla övünüyorlardı. Ama şimdi hamdolsun 3 milyar dolar açtık. Buradayız. Biliyorsunuz, veren el alan elden hayırlıdır. Buradayız. Kardeşlerim, bitmedi. Öyle bir atak ki artık yatırımlarda durmak yok, yola devam diyoruz. Türkiye'de gezi olayları yaşadık değil mi? 17 Aralık olaylarında yaşadıklarımızı biliyorsunuz. 25 Aralık olaylarında yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Ne diyordu? Hala anlamıyor musun? Mesele ağaç değil. Bunu diyen neydi? Sözde sanatçı. Sevsinler sizin gibi sanatçıyı. Ne sanatçı? Anlamıyor musun hala? Mesele ağaç değil diyordu. Çünkü bunu diyemez ki. 12-13 tane ağacı oradan alıyorsun, bir başka yere dikiyorsun. Teknoloji artık bu. Ama biz iktidarımızda fidan ve ağaca baktığın zaman 3 milyar fidan ve ağaç dikmiş bir iktidar. 3 milyar. Kardeşlerim, biz çevreci bir iktidarız, bunu böyle biliniz. Geçen günü bir başbakan ziyaretimizdeydi. Bana aynen yemekte şu ifadeyi kullandı. Uzun yıllar oldu dedi. İlk defa geliyorum. Fakat Ankara'nın ne kadar yeşillendiğini gördüm dedi. Vaka bu. Vaka bu. Tanıyamamış. Her şeyin değiştiğini gördüm dedi. Tanıyamamış. Kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? 79 senede Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de yapılan duble yol, bölünmüş yol ne kadar biliyor musunuz? 6000 kilometre. 6000 kilometre. Bununla övünüyorlar. Ya biz şurada 12 senede 17000 kilometre bölünmüş yol yaptık. İşte bu CHP, onun gibileri 6000 kilometreyle övünüyorlar, biz ise evet, onlar 79 senede 6000 kilometreyle övüne dursunlar, biz 12 senede 17000 kilometre bölünmüş yolla yürüyoruz. Bitmedi, bitmedi. Hani Gazi Mustafa Kemal Demir Ağalar'a çok düşkündü. Bunlar da 10. yıl marşı yazmışlar. Orada ne diyor? Demir Ağalar'la ördük dört bir yanını diyorlar. Nereye ördün ya? Ördüğüm bir şey yok. Biz ördük, biz. Biz. Bak şu anda o hani raylarını bile 10 metreden fazla yapamayan bir Türkiye vardı. Biz şimdi 70 metre uzunluğunda ray imal ediyoruz. Onlar perçinle yapıyordu. Biz şimdi kaynak sistemiyle yapıyoruz. Neden? İnsanımızın trenle yolculuk esnasında rahatsız olmasını istemiyoruz. Tangır tungur gitmeyecek. Ya böyle hiç gürültü yapmadan. Yüksek hızlı tren var. Bütün raylı sistemler tamamen elden geçmiş vaziyette. Artık öyle ilkel vagonlar falan yok. Gayet modern.
Aynı zamanda da Türkiye'de artık bunun da öğretimini başlattık. Ve yüksek hızlı tren şu anda Eskişehir-Ankara çalışıyor. Ankara-Konya çalışıyor. Konya-Eskişehir çalışıyor. Ve inşallah bir iki hafta içerisinde Eskişehir-İstanbul'u da açıyoruz. Fakat ah benim gurbetteki kardeşlerim, öyle hainler var ki, düşünebiliyor musunuz? Eskişehir İstanbul arasında 250'ye yakın noktada maalesef oralarda kabloları söktüler. Oraları tamamıyla maalesef engellediler ve şu anda yaklaşık 1,5 ay teyretmiş olduk. Şimdi 1-2 hafta içerisinde inşallah açılışını yapacağız ve böylece İstanbul'dan Ankara'ya 3 saat 15 dakikada trenle rahat rahat yolculuğunu yapacak. Bugünleri gördük ya. Şimdi bu CHP, bu MHP konuşuyorlar. Zaten MHP 5 yıllığına iktidara geldi, koalisyon hükümeti. Ama 3,5 yıl dayanabildi, çekti gitti. Ya kimse çek git demiyordu. Niye ayrıldın? Niye bıraktın? Beceremediler. Diğerine zaten benim milletim iktidar vermiyor. Vermez. Niye? Çünkü asla onlara güvenmezler. Kardeşlerim, bakınız, o kadar ilginç, o kadar ilginç ki göreve geldik. 26 tane havalimanı vardı Türkiye'de. Şimdi 52 havalimanı var. Düşünebiliyor musun? 79 senede 26 havalimanı, ama 12 senede buna 26 havalimanı daha ilave ettik. Bu ne demektir biliyor musunuz? Hangi vilayette olursan ol, en fazla yarım saat ile 45 dakika arasında havaalanına, havalimanına ulaşırsın demektir. Tabii şimdi yeni yapılmakta olanlar da var. Bu sayı daha da artacak. Bakınız şimdi Hakkari'de, biz havalimanı yapıyoruz. Ama bölücü terör örgütü engelliyor. Geçenlerde baktım muhalefet diyor ki, ne demek o diyor. Nasıl olur da yani böyle bir inşaat yapıyor, engelliyor diyor, bundan dert yanıyorsun diyor. Ben müteahhitin herhalde güvenliğini temin ettiğim halde gelen telefondan dolayı işi bırakıp kaçarsa ne yapacağım? Ama biz bütün bunlara rağmen tedbirimizi alıyoruz. Öyle de olsa, böyle de olsa biz Hakkari hava alanını da bitireceğiz. İşte geçenlerde, daha şurada 2 hafta, 3 hafta önce İstanbul 3. Büyük Havalimanı'nın, dünyanın 1 numaralı havalimanının temelini attık. Ve bu havalimanını yapacak müteahhitleri bile bu Pensilvanya, onları da dinlemiş. Onlara da şantaj montaj kasetleri hazırlamış. Ve tabii orada da bir erteleme oldu. Buna rağmen temeli attık. Şimdi yıllık yolcu kapasitesi 150 milyon olan havalimanımızın inşaatı başladı. İnşallah 6 tane pisti olacak. 6 pist. Böyle bir havalimanı. Çünkü
Değerli kardeşlerim, şu anda havalimanı inşaatımız devam ediyor. İlk etabını inşallah 29 Ekim 2017'de bitiriyoruz. Ve buna yakın bir bölgeden de Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiyor. Üçüncü köprü. O da şu anda artık kuleler hamdolsun bitti. Bu noktaya geldi. Şimdi artık tabliyeler dizilmeye başlanıyor. Bize yakışan ne? Biz laf üretmeyiz. İş üretiriz. İş. Derdimiz bu. Ve kardeşlerim, Boğaz'ın altından Marmara'yı yaptık biliyorsunuz. Şimdi yine Boğaz'ın altından bir de otomobillerin geçeceği, evet, tüp geçidi yapıyoruz. İki katlı. Peki ne zaman bitiyor? O da 2015'in sonunda bitiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2015'in sonunda bitiyor. Tüp geçit, o da 2015'in sonunda bitiyor. Arka arkaya hep bu dev açılışlar gelecek. Yüksek hızlı tren Ankara-Sivas, o da devam ediyor. İnşallah o da bitecek. Durmuyoruz ya. Biz dertliyiz, dertli. Bizim bu millete aşkımız var, sevdamız var. Biliyoruz. Evet, şair ne diyor? Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Evet, biz böyleyiz. Kardeşlerim, hiç kimse Türkiye'nin büyümesinden korkmasın. Hiç kimse yeni Türkiye'den ürkmesin. Yeni Türkiye Avrupa için büyük bir imkandır. Yeni Türkiye Avrupa için önemli bir fırsattır. Yeni Türkiye Avrupa'nın önemli bir seçeneğidir. Çıkış yoludur. Avrupa'nın dünyaya, doğuya ve Müslümanlara açılan yegane sağlam kapısıdır. İşte son birkaç yıl içinde yaşananları gördünüz. Mısır'da halkın oylarıyla iktidara gelen yönetimi askeri bir darbeyle devirdiler. Sadece darbe yapmakla kalmadılar. Binlerce masum insanı katlettiler. Herkes sustu. Herkes sırtını döndü. Darbeyi görmezden geldiler. Akan kanı görmezden geldiler. Masumların feryadını duymazdan geldiler. Tüm dünyanın üç maymunu oynadığı bir dönemde biz çıktık, darbeye darbe, katliama katliam, zalime de zalim dedik. Avrupa'nın kendi değerlerini ayaklar altına alarak susmasına rağmen biz yüreklice çıktık ve hakkı savunduk. Diğer yandan Suriye, 4 yıldır zalim bir rejim, kendi halkını adeta koyun boğazlar gibi boğazlıyor. 200 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Masum çocuklar annelerinin kucaklarında hayata gözlerini yumdu. O tertemiz, iffetli kadınlar alçak bir rejimin haydutları tarafından, teeddüp ediyorum, tecavüze uğradılar. Bu insanlık dramı karşısında maalesef çoğunluk yine susmayı tercih etti. Batı sustu. Dünya sustu. Tarihin en büyük trajedilerden birine gözlerini yumdu. Ama biz susmadık. Biz gözlerimizi yummadık.
Biz kardeşlerimize sırtımızı dönmedik. Suriye'den gelen 1 milyona yakın sığınmacıya vatanımızın kapılarını açtık. Ekmeğimizi onlarla paylaştık. Hala paylaşmaya devam ediyoruz. Suriye'deki hak mücadelesini, insanlık mücadelesini var gücümüzle savunduk, savunmaya devam ediyoruz. Öbür taraftan Filistin. Neredeyse bir asırdır Filistin topraklarında devam eden zulme sesini en çok yükselten, Filistin davasını en güçlü şekilde destekleyen yine bizler olduk. İşte şimdi Irak. Şu anda Irak yanıyor. Şu anda Iraklı kardeşlerimiz bir kez daha insanlık dramı yaşıyor. İnsanlar bir kez daha evlerini, şehirlerini terk ediyor. Bir kez daha çocuklar ölüyor. Kadınlar ölüyor. Masum siviller hayatını kaybediyor. Dünya yine seyrediyor. Avrupa yine seyrediyor. Ama biz o ateşi söndürmek için bir anne şefkatiyle, bir baba, bir ağabey merhametiyle ateşin üzerine gidiyor. Irak'taki herkese durun, siz kardeşsiniz diye uyarılarımızı yapıyoruz. Ne demek Sünni? Ne demek Şia? Ya siz Müslüman değil misiniz? Bu nasıl bir mezhepçiliktir? Bunu nereye sığdırıyorsunuz? Bir insan Şii olduğu için öldürülmez. Bir insan Sünni olduğu için öldürülmez. Bunun için kefenler giyip yollara çıkılmaz.